İnancımıza göre camilerimiz, mabetlerimiz bulunan mekanın, şehrin, köyün, kasabanın ruhu gibidir. Müslümanlar camileri önce kurar, sonra etrafında da şehirlerini, yerleşim merkezlerini oluştururlar. Cami merkezli bir hayat yaşarlar. Ahireti hatırlatan, dünyanın hayatın gayesini bize hatırlatan, sosyal hayatımızda bize özellikle manevi güç ve ahlak güzelliği, davranış mükemmelliği sağlamaya vesile olan camilerimiz, inancımıza göre son derece mübarek ve mukaddes mekanlardır. Kabe'nin dünyadaki temsilcileri timsalidirler. Bir cami aynı zamanda Kabe'yi temsil eder ve bizim inancımızı ve manen kuşanmamızı ve güçlü olmamızı sağlar. Buna en büyük örnek de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'dir. O özellikle Medine'de tamamen yani Müslümanlar kendi devletlerini kurup sosyal hayatlarına hükmetmeye başladıkları dönem olan Medine döneminde Efendimiz hicretle birlikte ilk önce Kuba'da daha sonra da muhteşem bir şekilde karşılanmış olduğu Medine'de manevi işaretle Mescid-i Nebevisi'nin yeri belirlenir ve orada bizatihi kendisi de çalışarak sahabe ile kiram efendilerimizle birlikte bir mabedi inşa ederler. Kur'an-ı Kerim'de Estağfurullah billah innema ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ve kamas salah ve ate zekah ve zekerallah kesira illallah fe asa ulaike en yekunu minel muhtedin. Ayet-i kerimesinde de buyurulduğu gibi camileri imar edenler, Allah'a ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan ve gerçek hidayet sahibi olmaları ümit edilen kimseler yapar. Bu manada da ayetler sabit olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar örnek olacak olarak yaptırmış olduğu mescidi bizim için en büyük örnektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada devleti yönetmiş, misafirlerini ağırlamış, hastaları tedavi etmiş. Özellikle ve en mühimi de orada insan yetiştirmiş. Medresesi olan, okulu olan, adeta bir üniversite gibi kıyamete kadar gelecek olan insanlığa rehberlik yapabilecek kapasitede çok büyük insanlar yetiştirmiş. Ashab-ı Suffesi olmuş. Ashab-ı Suffesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman 40, kimi zaman 50, hatta 400'e kadar ulaşacak şekilde zaman zaman talebe yetiştirmiş ve bunların hizmetini de Hazreti Fatıma annemiz yapmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızının kendisinden yardımcı istemesi talebine de kendi kızının böyle büyük muhteşem bir hizmeti bizatihi kendisi yapıp ve bu nimeti, bu ecri kendisi kazansın düşüncesiyle de hem biraz kıtlık ve yokluktan hem de manevi bir zevk, bir lezzet, bir izzet olduğundan kızının yapmasını istemiştir. Bu vesileyle şunları söyleyebiliriz. Hem ayetlerde, hem hadislerde, hem tarihi uygulamalarda camiler, mabetler ve onun içerisinde bulunan din görevlileri ve cemaat o şehrin nabzını tutar, o şehre hayat vesilesi olur, o şehrin dünyevi ve uhrevi ufkunu çizer. Bu manada son derece önemlidir camilerimiz. Bu vesileyle 86 yılından beri Camiler Haftası, 2003 yılından sonra da Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak bu haftamızı biz idrak ediyoruz. Bu dönemde camilerin ehemmiyetini, orada görev yapan din görevlilerimizin nasıl mukaddes bir görev yaptıklarını hem kendi din görevlilerimize, hem kendimize, hem de toplumumuza anlatmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle camilerimizde görev yapan din görevlisi kardeşlerimizin de hayatın her safhasında insanlığa hizmet eden o güzel insanlarımızın kadrini ve kıymetini hatırlatıyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Hayatta olanlara sıhhat, afiyet ve bereketli hizmetler diliyoruz. Vefat etmiş olanlara da rahmet diliyoruz. Bu vesileyle bize bu büyük bir nimetin, yani peygamber mihrabında olmak, peygamber kürsüsünde ve peygamber minberinde olmak gibi insanlığa, ümmete önder olma vasfını bize nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Ama bu nimetin büyük bir külfeti olduğunu da biliyoruz. Büyük bir sorumluluğu olduğunu da biliyoruz. Ve biz camilerimizin, peygamberimizin camisine, din görevlilerimizin, bizlerin de
ahlaken, sireten ve sureten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzememiz gerektiğini biz düşünüyor. Bu haftada bunu daha canlı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumumuzun ihtiyacı var. İnsanoğlunun en bitmez tükenmez, en olmazsa olmaz duygusu inancıdır. Ve bu inanç tatmin olmazsa, istikrarlı yönetilmezse, yönlendirilmezse, farklı düşünceler, farklı ideolojiler, şeytani tavır ve sahipleri zarar verebilir. Bu yüzden de bulunduğumuz konumda temsili en güzel şekilde yapıp Efendimizin Kur'an ahlakını topluma sergilemek zorundayız bir. İkincisi de aynen Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidi olduğu gibi ilim yuvası olmalı. Orası sadece ibadet edilen, namazların kılınıp ondan sonra çekilip gidilen, temiz tutulan sadece bir mabet değil. Aynı zamanda orada çocukların, orada ihtiyaç sahibi olan insanların, dertli olan insanların gelip ihtiyaçlarına, dertlerine derman bulabilecekleri bir mekan olmaları ve aynı zamanda da orasının bir ilim yuvası olmasını biz temenni ediyoruz. İnanıyoruz ki bu haftalar vesilesiyle biz bu duygularımızı cemaatimizle, din görevlilerimizle paylaştıkça bu konudaki hassasiyetimiz daha da artacak ve güzel insanımıza, halkımıza bu manada daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tekrar tekrar din görevlileri haftamızın bütün din görevlisi kardeşlerimize, cami cemaatimize, vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Görevde bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyor, dualar ediyoruz. Vefat etmiş olan kardeşlerimize, büyüklerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.